Merhaba güreştürkiye.net severler. Bugün tarihlerden 12 Temmuz 2017 Çarşamba ve SmackDown değerlendirmesiyle birlikteyiz. Yanımızda Ege Yürüten ve Caner Önem var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Loja nasılsınız? Genel bir halatı sorarak başlayalım. Arkadaşlar burada yeni bir kitap aldım. Cumhuriyet dönemi yazarından Recaizade Mahmut Ekrem'in Shield Sevdası. Herkes alsın. Özellikle Seth Rollins'i anlatıyor. Dean Ambrose var mı? Yok, ona yer ayırmadık. Shield'dan kovduğunuz için onu. Shield Sevdası. Vatan aynı. Vay be. Hayır, Shield Sevdası'nda Seth Rollins'i niye anlatır yani? O da enteresan. Ben biliyorsun benim fan boyluğum. Abi bunlar Caner Önem'in fanlığını bilmiyorlar. Neyse tamam. Petrolis, Shield için bir vatan hainidir. İşte ironi orada, anladın sen. Abo, Caner Önem'in Rollins fetişleri demesi Last Dark First'ün. Şimdi o zaman yavaştan bir açılıştan girelim yani. Tabii. Yeni şampiyonumuz Madison Square Garden'da kemeri alan AJ Styles ringe geldi. Open Challenge yapacak bundan sonra. Önce oradan başlayalım. Open Challenge hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya John Cena tarzı ilerleyecek. Ben AJ Styles'ın şirketin yeni John Cena, yani şirketin yeni yüzü olduğu kanaatindeyim. Ve kesinlikle. John Cena'nın yaptığı iyi şeylerin daha iyisini yapabileceğini göstermesi adına böyle bir şeyi kesinlikle destekliyorum. İnşallah cumartesi günü yayın olacak mı demiş bu arada doktor. Cumartesi ne var oğlum? Battleground'da daha var. Great Balls'u geçtik. Battleground benim hatırladığım kadarıyla ayın 23'ünde olması lazım ama. Aynen 23'ünde. Bilmem diyor. Bilmem mi? İlginç. Matt Riddle özel special yayın yapabiliriz. Evet, en son AJ Styles istiyorduk bu arada. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri. Evet. Katılıyorum. Lunatic Phenomenal demiş bu arada. John Cena ile bu rekabetlerinin sonsuza kadar gideceği göstergesi bana göre demiş. Ya John Cena ile AJ Styles'ın rekabeti, John Cena 3 kez üst üste yenilip kol bandını ringe bıraktığı gittiği, siktirdi gittiği gün, pardon neler dedim ya. Yavaş. Küfürsüz bir. Aynen öyle. Özür diliyorum. Bir an PG politikasını unutmuşum. Eda Koyun'a selamlar. Bir an içimdeki John Cena haterlığı beni ele geçirdi. Çok özür diliyorum. Bir Crane çıkmış gibi hissettim. Broken Hardy gibi. O gün bitmiştir o rekabet arkadaşlar. Doğru. Yani söylenecek bir şey yok. Bir Battleground'da çoklu galibiyeti var da. Tekli maçlarda 2-1 AJ Styles önde. Sonuç olarak. Money in the Bank, SummerSlam 2-0, Royal Rumble 2-1. Aynen. Peki açılış segmenti için Rusev hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tarz benim çok hoşuma gitti. Sakallar makallar tam yakışmış yani adamı. Neden bu şekilde döndü? Bu arkadaşın Money in the Bank'te kemer hakkı istediği senaryoları vardı. Hatta kendisi dedi bu segmenti. Değil mi? Videolar ayırdırdı yani. Videolar falan ne oldu yani? Kemer yoksa ben yokum dedi. Ama şimdi çatır çatır geri döndü. Şimdi doktor bir analiz yapmış. Onu okuyabilir misin Ege? John Cena Talk X-Mac'te kariyerimiz sona yaklaştı dedi. Bunun için kalan her günde elinden gelen en iyisini yapacakmış ve bu diğer eleman için tehlikeliymiş. Doğru. Yani söylenecek bir şey yok. Cena'nın en kötü hali bile tehlikeli oluyor. Çatır çatır geri dönüp alıyor zaten her şeyi. 2013'te gördük bunu. Abi Sinan'ın en kötü hali diyoruz. Adam main event'te bildiğin epik, ya profesyonel güreş tarihinin en epik anlarından biriydi ya. Yalan mı yani? Yüz yüze bakışmaları, face to face'leri falan, sonra elleri ramaya kaldırmaları falan muhteşemdi yani. Allah Allah. Ya seyirciye de güzel bir heyecan yaşattılar böylece. Styles Sina olur mu diye. Tabii ya. Ya SmackDown'ın en güzel rekabetlerinden biriydi tabii ki bu. Dean Ambrose'un karışmasıyla alttan. Adamlar 4 ayı taşıdı şeyden, Eylül'den Aralık'a kadar. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldin diyelim. Rusev, Shane McMahon yorumlarıyla kendini belli etti. Rusev, Shane McMahon maçı olabilir mi acaba? Battleground'dan sonra kemer alamadığı için demiş. Kardeşim aynen. Bu Rusev, bir dakika, 2 sene önce Rusev konusuna da gireyim hazır açılıştayken.
Rus tankıyla WrestleMania basan adam değil miydi? Bu ne oldu bir anda Bulgar dölüne döndü? Ben anlamadım ya. Ya senaryoların devamını tartışıyorsa çok fazla eksik var zaten. Şöyle bir şey var, havada kalan çok olay var değil mi? Hep böyle havada kalıyor. Ne oldu, ne bitti? Kimse bir şey anlamıyor yani. Allah Allah. Yani son bir yıla gidecek olursak en az 10 tane olay buluruz. Devamlı Sovyetler da geçirelim. Sovyetler ayrıldı demiştik. Atahan Altın Sovyetler ayrıldı kardeşim. Cahil misin? Doğru. Rusev karşısına Jinder Mahal çıkarılmadığı için şeyine teşekkür etmeli bence demiş doktor. Kardeşim tam Nation of War ya. O nasıl bir senaryodur? Şu an onu hayal ederek hype'landım. Şimdi hazır United States kemerine konuşuyorken bu kemerin içinde 4 tane güreşçi var. John Cena, Rusev, şampiyon zaten belli ve Kevin Owens. Yani kim muazzam şampiyon? Bir güreşçi kalitesi var. Doğru. Çünkü ben ayrıca Rusev'in mevcut potansiyelinin çok aşağısında kullanıldığını düşünüyorum. Mesela SmackDown'a bir Braun Strowman etkisi yaratabilir değil mi abi? Üstüne düşünürse. Ya bak Rusev, Kevin Owens, biz dün Samoa Joe'u övdük dakikalarca. Çünkü bu stil güreş profesyonel güreşin temelini oluşturuyor. Ve izlemesi çok keyifli. Samoa Joe stili. Ya aynı stil güreşçiler işte Rusev ile Kevin Owens. Ama WWE'de bir türlü benliğini bulamadılar. Ya karşılarında bu adamların öyle güreşmesi için Lesnar olmasına gerek yok illa. Ya bırakın tabii, teknik güreşi sert bir şekilde ringin içinde bize yansıtsınlar. Bunu Raw'da, TNA'de yaptılar. Rusev'in TNA geçmişi yok, özür dilerim. Raw geçmişi var Kevin Steen'in. Ya bunu yaptı. Sami Zayn'le 6 yıldızlı maçlar çıkardı. Hakeza 5 yıldızlı maç çıkardı. Samoa Joe. İlk 5 yıldızlı maç hatta zannedersem. Ya da ilk 6 yıldızlı maç, öyle bir şey. 6 yıldızlı maç zaten bir defa oldu, o da New Japan Pro Wrestling. Ya işte 5 yıldızlı maç, özür diliyorum, düzeltiyorum. O da Unbreakable 2005 değil mi o? Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle, aynen öyle, aynen Joe, öyle. Joe Daniels Styles, üçlü, triple threat. Mesela bu konu hakkında Paragon of Virtue, evet. Lunatic Phenomenal demiş ki çok doğru, güreş uçmaktan kaçmaktan ibaret olsa PWG bugün tepedeydi demiş mesela, doğru söylemiş. Ya o da bir çok güreş doğru stili. Ben güreş stillerinin harmanlanarak güzel bir yemek olup güreş seyircilerinin önüne konulması kanaatindeyim. Yani şimdi bir de bakıyoruz mesela United States kemerinin yükselişine bakıyoruz. Bir de ana kemer diye saydığımız kemerin düşüşüne bakıyoruz. Şunu soralım abi ki öncelikle. AJ Styles rekoru kırar mı acaba? Reign rekoru? 300 Dean Ambrose'un rekorunu mu? Kırabilir mi sizce? Öyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Bence. Sen ne düşünüyorsun Buğra abi? Öyle bir şey olabilir mi sence? Neyi? Tekrar alabilir miyim soruyu? Chat okuyorum. Reign rekorunu mesela 300 gün vardı ya Ambrose'un. Onu kırabilir mi acaba AJ Styles? Gerek bu yok ya. AJ Styles'ın United States'i defend ederek taşıyacağına eminim. Ama bu kadar uzun bir kemer taşıma süresi United States'i çok güceltir. Fakat AJ Styles'tan götürür. Çünkü AJ Styles 40 yaşında, 41 yaşında. Anladın mı? Daha yükseklerde. Günü geçmesi çok fazla. Daha çok yükseklerde fazla görelim. Daha yükseklerde görelim. Balor Club bu ikili daha önce feud'a girdi. Cena Rusev diyorum. Sıkıcıydı bana göre. İnatla bastırdılar. Bastırdılar. Gene izlemeyeceğim yani diye yorumda bulunmuş bu arada. Zaten Ted Bucks'ın genel fikri de kıramaz, kıramaz, kıramaz. Hep kıramaz demişler zaten. Ya mantıken kıramaz yani. Aynen. Ambrose'un çünkü 351 günü zaten 150 günü unutularak geçti o. Kemeri bile fırlatıyordu. Bile hatırlarsınız. Kemeri fırlatıyordu ya böyle. Kemeri alt organında taşıyordu. Şimdi PG olduğu için böyle abi, ifade ediyorum. Şöyle de bir durum söz konusu öte yandan. Hiç title defense yoktu Dean Ambrose'un. Hiç yoktu. Aynen öyle. Ya berbat bir reign yapıyordu. Intercontinental'ı aldığında da bunu söyledik. Bize forumda kudur yazdılar. Tamam mı? Ama o kuduranlar daha sonradan ağlandı. Kardeşim bu nasıl seyredilen reign? Öyle.
Ona göre adam, buna abi. Göre ya Dean Ambrose'un ben çok yeteneksiz ve beceriksiz bir güreşçi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tamam diye, tamam öyle olsun diyelim ve ikinci segmente geçelim çünkü bunu konuşursa çok uzayacak. Ana kemer şampiyonumuza geçelim o zaman. Jinder Mahal ve 10-10-10 diye gezen adam Ty Dillinger'ın maçı oldu. Hı-hı. Jinder Mahal kazandı. Evet. Ondan sonra klasik bir anti-Amerika promosu gene. Hindistan'a övgüler, Amerikalılar siz nasıl böyle insanlarsınız, gelmiş geçmiş en iyi şampiyon benim gibi gibi gibi. Klasik yani böyle uyutucu. Ben bu konu hakkında şunu demek istiyorum. Jinder Mahal mesela ilerleyen senede böyle bir kitap yazar. Yani büyük güreşlerin yaptığı şey. Abi özel bir kısımda Randy Orton'a özel bir teşekkür etmesi lazım bence. Mahal'ın mı? Yani. Evet, Mahal'ın özel bir teşekkür etmesi lazım. Çünkü bu kadar berbat bir Randy'i birazcık güzelleştiren olay varsa da Randy Orton ve arkeolarıdır yani. Ya Jinder Mahal'ın Randy'ine bir şans verdim ben kendi ya, adıma konuşmak gerekirse. Önyargılı davranmadım bu Robert'ın tekiydi diye ama yani Randy'de hiçbir şey yok. Gerçekten kardeşim bunda şey bak ona geleceğim. Analiz yapılacak bir şey yok. Üstüne konuşulacak bir konu yok arkadaşlar. Tabii ya şu an SmackDown'ın bak, var yani. SmackDown'ın yayınını yaparken başlığa bir şey attım ben. SmackDown'ın ana kemeri United States Title diye. Gerçekten öyle. Şu çünkü öyle değil mi? Şaka maka öyle yani. Aynen öyle. Jinder Mahal WWE Championship'e vurulmuş bir darbedir. Olacak iş değil yani. Devletin bekasına nasıl darbe vuruluyorsa kemerin kalitesine öyle bir darbe atıldı şu anda. Derhal kaybetmeli Jinder. Derhal hayır, bu kadar rehin mi aldılar? Ne yaptılar? Anlamadım. Bu Hindistan baronları ele mi geçirdin? Ne yaptılar? Ya abi yani. Bunu açıklayamazsın. Pazarlama. Ya böyle rezalet ve berbat güreşçiyle ya rehin yapmayı ya mesela açıklayamazsın. Ciddi manada kötü. Abi acaba şey mi düşündüler? Böyle bir Muhammed Aslan Bolu ki falan mı düşündüler? Hiç pek benzemiyorlar. Muhammed öyle Aslan şey kim amına koy? Gene yavaş oha, yavaş Muhammed yavaş. Aslan hayranları neler dönüyor burada? Ya Jinder Mahal'le Muhammed Aslan'ı yan yana koyman biraz ayıp oldu ondan. Ay işte o tabii öyle bir şey. Yani öyle bir şey mi düşündüler diyorum hani kendi adıma. Ya biz bu adam yani olmayacağını 2013'te zaten 2014'te gördük. Gördük. Çok güzel bir şey söyleyeceğim böyle. Jinder Mahal'ı şu anda reyninde en iyi olan şey Entrance müziğin ilk 3 saniyesidir. Bu kadar. İlk 3 saniyesi. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey. Bir de Sting Brothers'ta da güldürüyor bak. Onları söylemeden geçemeyeceğim. Ya şimdi Punjabi Prison maç olacak. Beni tek heyecanlandıran açıkçası o. Ya bitsin de şu Sabır Sen'le Sinan mı geliyor? Kim geliyor karşısına? Alsın Mahal'ı Mahal'dan kemeri. Düzgün şovlar izleyelim artık. Abi Randy Orton. Mesela ben şunu bir düşünüyorum. Acaba Baron Corbin SummerSlam'e şampiyon giden isim olmalı. O kadar kötü bir durumda. Vaziyet o kadar kötü bir durumda arkadaşlar. Ya şimdi Randy Jinder Orton kemeri kaybedecek ya ondan sonrası ne olacak çok merak ediyorum acaba. Ne olacak? Hayır bir şey olmayacak. Önce onu tahmin edebiliyoruz. Onu tahmin edebiliyoruz. Jinder Mahal SummerSlam'e şampiyon giderse kötü, Randy Orton SummerSlam'e şampiyon giderse daha kötü. Vallahi daha kötü ya. Yani diyor ki sever misin sabah bırakırsın. Allah Allah neyse. Evet. Şimdi şampiyonun Reign'in iyi olması ne gerekiyor? Bir şampiyonun kalitesi doğal iyi olması gerekiyor. Bir de karşısındakinin iyi olması gerekiyor. İstekli, mücadeleci olması gerekiyor. United States'e bakıyoruz. Şampiyonun şeyi var yani Allah'ı var affedersiniz ama adam muazzam bir güreşçi Styles. Rakiplerine bakıyorsun. Kevin Owens o da muazzam bir güreşçi. Doğal olarak United States kemeri yükseliyor. Code Blue, Dominic Toretto demiş kim şampiyon gidecek demiş. Öteki Carmella arkadaşlar da. Daha iyi olur vallahi. Ya billahi. Baron Corbin de abi Money in the Bank briefcase yok mu? Abo uzatmayın ya. İki abi ucu Corbin dedin de Corbin'in bu aralar iyi PR kastını görüyoruz farkında mısınız? Videoları falan düşüyor yok o benim akrabam falan filan. Güzel PR kasıyorlar yani. Corbin Nakamura ile işte maça çıkacak Battleground. Hazır o segmente doğal bir geçiş olsun bu da. Aynen öyle. Stephen Truway. Battleground'da maça çıkacaklar. Muhtemelen Baron Corbin yenilecektir çünkü
Money in the Bank'i kazanan herkes mutlaka bir kaybetme süreci yaşıyor. Hiç istikrar bozulmadı yani. WWE şunu düşünüyor herhalde. Cash'ini sürpriz göstermek için. Bu çok yeniliyor. Bir anda nasıl cash'in vursun? Bu güçsüzün teki. Aynen. Senin dediğine tek istisna oldu. Herhalde Jack Swagger'dır yani. Öyle hatırlıyorum. Ya o da haftada kazandığı için kemeri. Aynen. Aynen. Yani Stephen Trueway, Bur Young ve Balor Club demiş ki Mahal gider. Hatta Balor Club Mahal gidecektir yani. Corbin, Baron Corbin cash'in yapmaz daha. Yorum okuyorum. Corbin SummerSlam'e cash'in yapmaz, yaptırmazlar. AJ Styles United States Championship feyodunu bırakana kadar Corbin cash'in yapmaz demiş. Şimdi bu nasıl bir bu çıkarımdır bilmiyorum ama en kötü WrestleMania'ya kadar bekleyebilir Corbin demiş. Ben o kadar uzayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yok, çünkü WWE'nin sonbahar döneminde şirket her zaman bir yenilik arar. Zira çok sıkıcı hale gelir. Survivor serisine kadar SummerSlam sonrası şovlar. Onun için WWE o arayıştayken ben Corbin'in cash'in yapacağını düşünüyorum. Bu arada Corbin face şampiyonu cash'in yapar diyen Hikmet Sebe'ye karşına selam yolluyorum. Bence doğru bir fikir yani. Bence mantıken de. Mantıken de öyle olması lazım. Geçiş feyodu face kişiyle olacaktır bu sayede. Yani Battleground'da Randy kazanır, Randy'ye mi cash'in yapar? Ben buna yok, varım. Yok, Jinder Mahal'a bir PvP daha katlanacağız demek oluyor. Yok bana abi göre. Yapmayın ya. Abi Jinder Mahal'in izlenecek hiçbir şeyi yok ya. Yok, biz de onu savunuyoruz, yok ama işte eldeki malzeme bu şu anda. Bakın YouTube'a Jinder Mahal başlıklı fotoğraflı video atıyorum. Ege nefesine sahip çık. Tamam. 2000 izleniyor. Aynı şekilde Randy Orton atıyorum. 10.000 izleniyor. Yani Jinder Mahal hani kanalın ortalaması 8-10.000. Jinder Mahal ne kadar aşağıda görün. Ya artık yeni argümanlar üretmeye başladım. Terörist Mahal falan diye. Ki izlensin, merak edilsin tarzında. İyi tepki çekmemiş he. Hiçbir şekilde ben WWE'nin de karşılık bulabildiğini düşünmüyorum Mahal'den. Abi Mahal SummerSlam'e gitmez ya. Lütfen gitmez. Abi gitmezse gitmesin zaten. Yani gitmesin abi. Saçmalık gitmesin. Gitmesini isteyen biri var mı bilmiyorum ama gidecek gibi gözüküyor şu anda. Çünkü Rusev'i muhtemelen yenecek olan Cena hazırda bekliyor kemer için. Abi üzücü olan ne biliyor musun? Şimdi Raw'un ana kemer seviyesinin yani dün o kadar konuştu, o kadar çıkmış olmasına rağmen ama SmackDown ana kemer hala aynı seviyede yani. Shake-up'tan sonra SmackDown dağıldı. Değil mi? Ama ondan önce nasıldı? Mesela Raw'da sadece neyi konuşuyorduk? Jericho diyorduk yani. Troll mevzusunu geçersek evet sadece Jericho konuşuyorduk. Yani. Bir de show eleştiriyorduk sürekli. Bütün dakikalar öyle geçiyordu yani. Pois demiş, yani. Corbin Mahal'e cash'in yapmaz. Mahal kemeri kaybettikten sonra Corbin cash'in yapar. Bizle aynı fikirde. Face şampiyona cash'in yapar diye. Balor Club, Jinder'ın finisher'ını falan, Ege'cim nefesine sahip çık. Jinder'ın finisher'ına falan Roman Reigns, Braun Strowman falan da yapıyor. Finisher olarak sayılmıyor. Aynısını Jinder da yapıyor, maç bitiyor. Nasıl iş bu demiş. Evet. Jinder main event güreşçisinden sayılmıyor zaten. Neyse artık Jinder konuşmaktan yoruldum. Düz mantık. Bir sonraki segmente geçelim bence. Evet geçelim. Shane McMahon'ın başı yeniyor klasik bir şekilde. Kadınların Money in the Bank galibiyle ana kemer şampiyonu çıkartırsak beşlisi geliyor. Ondan sonra Battleground'a maç ayarlanıyor bunlar. İşte Charlotte Flair, Becky Lynch, Natalya, Tamina ve Lana diye kazanan Naomi'nin karşısına gelecek SummerSlam'de. Carmella da o sırada geliyor. Ellsworth'un muhtemelen geri dönmesi için Shane McMahon kağıdı yırtıp atıyor. Gelişmeler bu. Yani kadınlar devriminin dırdır yapmak ve trip atmak kadınlar üzerine. Kadınlar devrimi. Kadınlar devriminin dırdır ve trip üzerine kurulu olduğunu mu anlamamız gerekiyor bu segmentten? Ben bir şey anlamadım ama siz tabii daha iyi anlamışsınızdır beyler. Kadınlar... Ben izlerken sadece Tamina'ya odaklandım çünkü Tamina kalp caner yani. Canerim ya. SmackDown'ın kadınlar divizyonunun
WrestleMania 33'ten beri sürekli çoklu maç yapması. Böyle bir gerçek var ortada. WrestleMania 33 çoklu maç. Ondan sonra Vercomic Committee falan oldu işte, şu Hill'lerin birleşip Charlotte'a karşı birleştiği çoklu maç. Bu arada son spoiler tuttu gibi Lana, Tamina ve Natalya Stable'ı. Yeni Shield çıkar mı sizce Stable buradan? Stable yok aslında orada. Tamina Tamina'nın bodyguard olacağı konuşuluyor değil mi? Aynen öyle. Shield çıkmaz diyorsunuz yani. Yok ya. Yeah. Ben sanmıyorum. Kim? Shield çıksa sence Caner hangisi Seth Rollins olur? Tamina tabii ki de Tamina ya, bu soru mu ya? Evet, Balor Club. Biz burada mankenlik izlemiyoruz. Güzelliğe falan bakamam ben. Ring içi önemli. Lana'nın güzelliği de çok önemli değil. Kardeşim hiç izlerken öyle demiyorsunuz ya. Ulan siz var ya burada analiz kasan tayfa. Bu senaryonun sonu bana göre şöyle bağlanacak. Carmella'nın Naomi'den kemer alacak face smash çantayı vurmasıyla bitecek. O da ben muhtemelen Becky Lynch olur yani. Çünkü Carmella'nın reign'ini çok merak ediyorum. Nasıl olacak abi? Çok merak ediyorum. Güzel olacak bana göre. Zaten Money in the Bank'i neden çift yaptılar biliyor musunuz? Carmella'ya reaksiyon aldırabilmek için. Başarıya ulaştılar bana kalırsa. Yeah. Şu an güzel gidiyor demeyelim ama ortalama gidiyor ya SmackDown'ın kadınlar divizyonu. Rezalet gidiyor direkt. Ya işte ben de hani iyi niyetli konuşmak istedim şey diye, fazla görmeyelim diye. Birebir bir feyod olması lazım artık. Normalde karşısında bir tek Lana çıkıyor. Ya bak, SmackDown'ın kadınlar divizyonu Raw'dan daha kaliteli ring içi açısından. Fakat ama bunu bir türlü senaryoyla birleştiremediler. Hmm. Bence buna diyecek Ege yavaş. Buna benden gelmedi o. Kimden geldi? Caner ne yapıyorsun ya? Ben yapmadım abi. Valla ben duyduğuma göre ben de yapmadım ama hadi neyse. Ciddi manada buna SummerSlam'de önüne geçmeleri gerekiyorken pek bu yoldaymışız gibi görünmüyor. Ciğerimi söktüğüne ge diyorlar. Yani Becky Lynch'i klasik bir şekilde ezilen olacağını düşünüyorum ben SummerSlam'ın sonunda. Ne yazık ki. İlginç. Charlotte'a kişi yaptırmazlar. Tamina Naomi izlemeyelim SummerSlam'da lütfen. Yalnız Emma gülünce ne güzel gülüyor ya. Gözlerinin içi parıldıyor abi, ben aşığım. Burada Naomi'nin çok sıkması son günlerde. Ben çok sıkılıyorum Naomi'den şu an. Karşısında biri yok çünkü, doğal olarak sıkılacaksın. Bir şey yapmıyor ki kadın şovlarda. Kardeşim bu divizyonda Charlotte gibi bir güreş abidesi var. Kesinlikle. Tam bir legend ya. Ya gerçekten babasından ne kadar yetenek geni varsa hepsini almış ya. Muazzam. Muazzam. Ben açıkçası geçen sene bugünler Charlotte'ın Sasha'nın gerisinde olduğunu düşünüyordum. Ancak izledikçe Charlotte bambaşka bir seviyedeymiş abi. Yani Sasha ile onu kıyaslamam çok büyük ayıp olmuş. İnşallah SummerSlam'de ana rollerden birinde olur. Burada bu Becky'nin heel turn ne zaman olacak? Hala olmadı. Charlotte'a yapar belki. Charlotte Flair'a. O kadar konuşuldu. Heel turn dediler, şey dediler ama. Çünkü SmackDown'daki en iyi feud bu kadınla açış. Charlotte Flair vs Becky Lynch. İsmail hoş geldin. Acilen promo kasması lazım. Sürekli bu benim tahtım, ben kraliçeyim bir yere kadar diyor. Katılıyorum. Senaryo alması gerekiyor. Ama şu an yetiyor bence Charlotte onlar ya. Şu argümanlar yetiyor yani şu an. Yetmiyor mu yani? Evet, diğer segmente geçelim Ege'cim. Xavier Woods vs Jim Uso. Geçen haftaki segmentten sonra. Yanıldı Woods, kardeşimiz Woods. Woods intikamını aldı falan. Karizmayı düzelttirdiler, sağ olsunlar. Yani maçta çok özel bir şey olmadı. Woods kazandı. Elbow tarzı bir şey yaptı, kazandı. Şeyi yendi. Jey Uso'yu yendi. Bu kadar yani. Evet. Karizma düzeldi diyelim, diğer segmente geçelim ben. Diğer aynen segmentta öyle. Da kadınlar vardı zaten, kadınlar segmentini konuştuk. Kadınlar devrimi. Oh!
İşte Tamina ile Natalya'nın kazandığı maç oldu. Charlotte Flair ile Becky Lynch'e karşı. Klasik heel yükseltme çabaları diyorum ben. Aynen öyle. Arka alandan olmuş. Sami Zayn vs. Aşk çiftine geliyoruz şimdi. Heh, şimdi bomba soruyu soruyorum. Hepinize kardeşim bir dakika ister, ya. Bir dakika sen sor da. Tamam, sor. Kardeşim. Tamam, bu acaba hayat... Sami Zayn. Söyle. Sami Zayn böyle kaç yılda underdog takılacak? Çok merak ediyorum. Kaç yılda? Kariyerinin sonuna kadar. 10 sene olacak herhalde. Böyle bir 10 sene. Ya bu underdog değil ki. Bu bildiğin mal taklidi. Bu arada kardeşim, bu hayata karşı hiçbir zaman Mike Bennett olamadık. Her zaman yalnız kalan Sami Zayn'dik ya. Maria oranın alfa erkeği oldu yalnız. Tabii ya. Maria alfa erkek, Mike Kanellis, özür dilerim, Maria Kanellis diyecektim. Bak adamın adını bile unutuyorum direkt. Böyle Sami Zayn böyle sevip de siklenmeyen erkekler var ya böyle hani yüzü verilmeyen, onlara benzemiyor mu? Aynen öyle. Mike Bennett diyorum işte. TNA'cı olarak alışkanlık. Sigara almaya gidiyorum. Oğlum chatbox yaktı ya. Siz şey yapmıyorsunuz ama teşekkür ediyorum chatbox'ta benimle aynı kaderi paylaşanlar. Bunlar playboy işte. Bu Ege. Zaten Caner biliniyor yani playboylu. Kamil kardeşim, saygılar sevgiler. Kamil tencerede sigara yakmaya başlamış. Büyük usta ya. Gerçekten büyük usta. Mike Kanellis'in ondan sonra Sami Zayn'e sen burada ne işe yarıyorsun deyince ben mi demesi, o mimikleri çok hoşuma gitti yani. Çok masum bir bakış attı orada. Mi? Acaba Sami Zayn bir kadın güreşçiliği yanına Sami gelmiyor mu acaba? Ben Sami diyorum abi. Kardeşim böyle. Sami diyeceksin. Burada benim kurallarım geçerli. Sonra da vazoyu yedi zaten kafasına. Aynen ha, öyle. Sen yersin ha vazoyu kafana. Suriye pazarı cafcaflanana kadar Sami Zayn böyle demiş. Ya İsmail. Suriye'deki savaş bitmeden Sami Zayn'e push yok. Lakin ben size diyorum. Zaman, hazır Suriye pazarı Türkiye'ye gelmişken burada forumcak canlandıralım. Bu arada SmackDown'ı güzel bulan bir arkadaş varmış, Mahmut Büyük. Kardeşim. Ben bulmadım. Raw'un altında ezik. Ben hiç beğenmedim. Yani bu ben yavaşlığı açıkçası Raw'un SummerSlam havasına girip de henüz SmackDown'un Battleground atmosferi içinde olmasına bağlıyorum. Battleground'dan sonra aynı heyecanı SummerSlam eksperini SmackDown'da da yaşayacağımızı düşünüyorum. Sonra arka alana geçelim bir de. Fashion Files, klasik segmentimiz. Bir şeyler arıyorlar gene. Sonra da Hype Bros'u dağılma senaryosunda bir kibrit yakan bir segment oldu. Klasik tartıştılar, beni niye eledin dedi Zack Ryder. Ondan sonra sorunu çözer gibi yaptılar. Bana göre çözer gibi yaptılar. Evet. Çünkü ileride bir şeye dönüşecektir diye düşünüyorum ben. Doktor demiş ki Bojan'ın elinin beyaz olması hakkında ne düşünüyorsun? Pardon. Aman girelim mi o konuya? Hayır tabii ki de ya. Girmeyelim. Sonra bir daha dinlemiyor kızlar. Buradan selam bütün kızlara. Neydi, Eder Queen miydi? Neslihan oğlum, ne Eder Queen'i? Bizim Neslihan işte. Ondan sonra işte bu yani Hype Bros'un dağılışını bekliyoruz hepimiz. Hype Bros değil de ya abi, bu fashion moda polisleri harika gidiyor ya. Hiç sıkılmadım ya. Ciddi manada son yılların en yaratıcı şeyi ya. Çok beğeniyorum. Beğenerek izliyorum. Ya çok yaratıcı bir segment zaten bu. Up Down'da da görüyoruz bu Xavier Woods'un kanalında. Oyun oynuyoruz değil mi? Aynen, bütün süperstarları çağırıyorlar böyle. Çıkmayan isim kalmadı neredeyse birkaç kişi dışında. Peki özellikle Paige'i çağırmış mı acaba oyun oynamaya? Paige'le özel videosu var onun. O zaman şey meyve geçelim. Oyun oynarken twist midir, twister mıdır, öyle bir şeydir. Aynen öyle. Aleister Black evde oynuyor demiş Sefa, doğru. Adam haklı yani. Ruby Riot'la çok yakıştırıyorum kendilerini. İnşallah tek team olurlar. Main event'e çıkmadan evvel diyorum ve yeni segment'e geçiyorum. Evet.
Main event. 2015 SmackDown özentisi bir main event oldu. 2-2 takım maçlarımız. Yani. Son anları muhteşemdi abi. Ben hala etkisindeyim yani. Uzun zamandır rakip olarak boy gösteren John Cena ile AJ Styles takım oldu. Rakiplerine karşı Kevin Owens ve Rusev. Güzel bir maç oldu bence bu. He, güzel maçtı. Ben de ring içi olarak çok yerinde buldum. Klasik bir senaryo olsa da ring içinde bu kadar çok kaliteli isim fark yaratmayı başardı. Açıkçası ilerleyen haftalarda SummerSlam'e doğru bu feyutların kalmayacağını düşünüyorum. SummerSlam'de büyük bir yeniliğe gidecektir WWE. Ha, nasıl şekillenecektir bir fikrim yok. Fakat SmackDown'da da Raw'da nasıl orijinal senaryolar izlediysek aynısını SummerSlam haftalarında izleyeceğimiz kanaatindeyim. Zaten şovun başında değerlendirmiştik maç hakkında söyleyecek bir şey yoksa. Şovun başında yaptığım değerlendirmeleri tekrarlamaya gerek yok. Ben burada SmackDown hakkında ki de söyleyeceklerimi bitiriyorum. Ege'cim sen. Ses gitmiş ya, ses gidip geliyor demiş. Düzeltirim. Şimdi gördüm, düzelttim. Ondan AJ Styles'ı hiç sefa laf attı şu anda. Yavaş diyorum yani. Bomboş adam dedi ya. AJ Styles'e mi? Aynen öyle. Geçen sene tapıyordu hepsi. Bunların götü Dini, çok kalktı birader ya. İşte hepsi Dean Ambrose lobisi. Dean Ambrose karşısındakine çığır aldırabilecek kadar muazzam bir güreşçi diyorum. Ve geçiyorum. Öyle. Bu arada 205'ten bir şey değinmek istediğiniz var mı? Yok. Yani gerek Ali yok. Ali Şafuk. 205 zaten konseptimiz içinde değil. Aynen. Ondan sonra şovu radyoyu kapatmadan evvel güzel bir haber vereyim. FIFA 17 kırılmış. Güreşle alakası yok ama. Kardeşim kırılmış olur deyince ben de Metardi zannettim ya. Ben de ya, yani. Bro. Defol git ya. Abo. FIFA 17 çoğu. Şeyi soralım. Şova puanını soralım. 5 üzerinden. Ben Chatbox'a. 2.5'tan 3 vermiyorum. 2.5'da bırakıyorum puanı. 2.5'da bıraktı. Sen Ege'cim. Ben şeyde açılan konuda 3 verdim ama şu anda konuşmadan az sürdüğü için 2 veriyor. Düşürüyorum gene. Baller Club 1 vermiş. Last Dark First 2 vermiş. Cold Blue 3 vermiş. Wilhelm Rotten'da 4,31 vermiş. Lunatic Phenomenal 3 vermiş. Hikmet Zeybek 3. Buryang 1. Cold Blue 3. Ersin Baybüyük 3. Dominic Toretto 4. Bizim Kamil... Sonunda şeye değinelim. Bizim Kamil... bir dakika. Baron Corbin'e. Bir dakika. Baron Corbin'e sabahtan beri değiniyoruz zaten. Ay, çocuk olayına. Haftaya değiniriz. Kırılmış iki şey var. Birincisi FIFA 2017, ikincisi kalbim demiş. Kamil Kürşat yine yaktırdı. Mahmut Büyük 4 demiş. Stephen Truway 3 demiş. AJ Ko Y2J 2.5 diyerek devam etmiş. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ya Mahmut bir 3 dedim bir 4 dedim. 41 dinleyici varmış bu arada. Bir, 41 dinleyiciye selam olsun. Dominic Toretto belki 5 puanın 5'inde verdi. Chatbox yine bu gece gidik. Herkese ben dedim size 12'den sonraya kalmasın yayın diye, sonra böyle oluyor. Herkese iyi geceler diliyorum. Katılımcılara Ege. Bu arada çocuk olay ne? Ben anlamadım. Berin Korona Seth Rollins çocuk yaptı abi. Ne yapalım abi çocuk yaptıysa? Ya Seth Rollins herkes de çocuk yapıyor zaten de. Seth Rollins'in... Baron Corbin ne? Anlamadım. Bir söyler misin olayı? Baron Corbin bir Randy Orton hareketi yaptı. Çocuğu ağlatmış sanırım. Bence bunu haftaya konuşalım abi. Bence bunu haftaya konuşalım. 2 dakika ya, değiniriz şimdi. Haftaya bunu, kaynar bunu yani. Bunu haftaya konuşacak da bir yanı yok. Kapat ya. Bol bol New Japan Pro Wrestling izleyin diyorum hepinize. Hadi canım hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın beyler.